Arkadaşlar şu an bizim L park alanımız değişti. Yeni L park alanımızdaki parkı size anlatacağız. Öncelikle kaldırıma olan mesafemiz şu şekilde olması gerekiyor. Şöyle gösteriyorum. Kaldırıma çok yaklaşmayacağız. Kaldırımın dibine girmememiz gerekiyor. 1. 2. Vitesimizi durduktan sonra burada sıra bekledik. Durduktan sonra 1'e alıyoruz. Birinci vitese aldık. Sonrasında ayağımızı frenden çektik. Önce eğim var mı kontrol ediyoruz. Hafif bir eğim var. Debriyajı yavaşça kaldırabilirsiniz. Şimdi 1. Kaldırıma uzak bir şekilde duracağız. 2. Hizamızı doğru alacağız. Hizamızı ne şekil alacağız arkadaşlar, gösteriyorum. Şurada P yazısı var. Bakın P yazan duba. Bu P yazan duba bizim omuz hizamıza gelmesi gerekiyor. Şu an gösteriyorum. P yazan duba şöyle omuz hizamıza geldiği zaman durduk. Sınavda ola ki daha bu duba düşmüş olabilir yere veya bu dubayı çalmış olabilirler. Bu duba yerinde olmayabilir. Peki ne yapacağız? Hiç panik yapmıyoruz. Burada yerde sarı nokta var. Bu sarı noktaların üzerine sınavda duba koyulacak arkadaşlar. Bu sarı nokta eğer duba bile olmamış olsa yerdeki şu sarı nokta bizim omuz hizamızda olacak. Şu şekilde omuz hizamızda sarı noktayı görünce durduk. Hizamızı şu an aldık. Sonrasında vitesimizi geriye takıyoruz. Evet, direksiyonumuzu yine gireceğimiz yöne doğru tam sağa çeviriyoruz. Ellerimiz birbirini takip ederek direksiyonu çevirdi. Şimdi sinyalimizi kapattık. Yine burada eğim olduğu için yine arkadaşlar birin üstündeki ibreye bakıyoruz. Fren debriyaj basalı. Debriyajı yavaşça yukarı kaldırdığımızda ibre oynadı. Frenden ayağımızı çekiyoruz. Şimdi soldan dubaları kontrol ediyoruz. Yolu ve dubalara bakacağız. Şimdi yol müsait. Yavaş yavaş debriyajı yarım debriyaj şeklinde yavaş yavaş, olabildiğince yavaş gidin arkadaşlar. Burada hızlı gitmenin hiçbir anlamı yok. Birinci dubayı gördük. İkinci dubayı göreceğiz şimdi. İkinci dubayı gördük. Üçü gördükten sonra önümüze bakıyoruz. Üçü de gördük. Şimdi önümüze baktık. Dümdüz bir şekilde Onur Market'e bakmamız lazım arkadaşlar. Düz bir şekilde Onur Market'e baktık. Şimdi durduk. Direksiyonumuzu yine 1,5 tur çevireceğiz. Yani şu delikli kısım, şu aynalı kısım 2 kez aşağıya gelecek. Bir yarım çevirdik. Bir de tam çevirdik. Şu an tamam. Freni bırakıyoruz. Yine burada arkadaşlar öne doğru eğim var. Freni bıraktığımızda bunu anlıyoruz. O zaman freni bırakmıyoruz. Yine birin üstündeki ibreye bakıyoruz. İbre oynadı. Hafif bir titremeye başladı araba. Frenden ayağımızı çekiyoruz. Şimdi yan taraftaki ikinci dubayı omuz hizamıza aldığımızda duba ile bakışmaya karşılıklı bakıştığımızda duruyoruz arkadaşlar. Duba omuz hizamıza geldiği zaman parkımız bitmiş sayılıyor. Bir araç boyu aracımız bir araç boyu dubaların ön dubaların içine girdi. Parkım bitti diyorsunuz. Parkınız bittikten sonra eğer sınavda başarılıysa parkınız, hoca size tamam çıkabilirsin komutu veriyor. Komuttan sonra vitesinizi birinci vitese alıyoruz. Kendimize doğru yatırıp ileriye ittik. Burada yapılan çok önemli bir hata. Lütfen çıkarken sağ sinyalinizi yakmayı unutmayın. Direkt olarak sınavdan kalıyorsunuz. Evet, şimdi çıkış yapacağız. Çıkış yaparken arkadaşlar önce düz gitmemiz gerekiyor. Ne kadar düz gideceğiz? Frenden ayağımızı kaldırıyoruz. Zaten eğim var. Eğim nedeniyle yavaş yavaş araba kayıyor. Arkadaşlar yan aynalarınız dubanın dışına çıkacak. Biraz daha çıkması gerekiyor. Yan ayna dubanın şöyle dışına çıkınca bu şekilde durduk. Şuradan da baktığımızda evet yan aynalarımız dubanın dışına çıktığında durduk. Direksiyonumuzu döneceğimiz tarafa doğru eller birbirini takip ederek çevirdik. Şimdi frenden ayağımızı yine çekiyoruz. Frenden ayağımızı çekiyoruz. Şimdi yavaşça burada durarak ilk duruş noktamızda duruyoruz ve komisyon hocalarının tekrar araca binmesini bekliyoruz. Komisyon hocaları araç içerisine binerken arkadaşlar biz de direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Lütfen sağda kaldı şu an direksiyon. O şekil kalkmayın. Önce yarım yine sonra tam tur çevirerek şu an direksiyonumuzu düzelttik. Çıkış için sol sinyalimizi yakıyoruz ve yol kontrolümüzü yapıyoruz. Sol aynaya bakıyoruz.
Eğer sol aynada göremiyorsanız arkadaşlar, evet, şu an omuz üzerinden kafamızı çevirerek yolun müsaitliğine baktık. Yol müsait. Önce frenden ayağımızı kaldırıp sonra da yarım debriyaj ile yavaş yavaş şeridimize girerek hızlanmaya başlıyoruz.